İster kiraya vermek amaçlı olsun, isterseniz oturma amaçlı olsun. Yeni bir konut aldığınız zaman tadilat ihtiyaçları olabilir. Bu videonun içerisinde nasıl bir tadilat aşamasından geçmeniz gerekiyor, nelere dikkat etmeniz gerekiyor tek tek anlatmaya çalışacağım. Bu video İstanbul Gayrimenkul Değerleme Sponsorluğu ile hazırlanmıştır. Cevabı ilk aranması gereken soru şu. Oturacak mısınız, kiraya mı vereceksiniz? Şu açıdan fark edecektir eğer oturacaksanız çok daha uzun süreli olarak kendi ihtiyaçlarınıza cevap verecek bir tasarıma, tadilata ihtiyacınız vardır. Eğer kiraya verecekseniz bu defa o bölgede potansiyel kiracılarınızın ihtiyaç duyduğu ama rakiplerden de geri kalmayacak düzeyde bir tadilat yaparak kiracılara evinizi hazırlamanız gerekiyor. İster kiraya vereceğiniz ev olsun, isterseniz içinde yaşayacağınız ev olsun. Bu aşamada bütün tadilat sürecini kendiniz takip edebilirsiniz eğer vaktiniz varsa ya da profesyonel bir destek alabilirsiniz. Tadilat yaptırmak için de profesyonel bir desteğe mi ihtiyacım var? Ona da mı para verilebilir? diyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihiniz. Ama bu aşamada mimarlar, iç mimarlar ya da bu konuda uzmanlaşmış kişilerden, firmalardan hizmet alabileceğinizi hatırlatmak isterim. Tadilat sürecini 3 aşamada değerlendirebiliriz. Birinci aşama altyapı. Yani olmazsa olmazlar. Su ile ilgili olarak temiz ve pis su hattı. Elektrik, gaz ve ısıtma tertibatı. Bunlarla ilgili olarak bir konutta hiçbir şeyin eksik olmaması gerekiyor. Bu hem kiracınıza evi teslim etmeden önce hem de kendiniz o daireye oturmadan önce dikkat etmeniz gereken bir aşamadır. Altyapı ile ilgili olarak yapılacak değişiklikler Özellikle evin içerisinde yaşanmaya başlandıktan sonra oldukça zor olacaktır. Hem içinde yaşayanları zorlayacaktır hem de orada o çalışmayı yapanları zorlayacaktır. Bu sebeple ev boşken bütün tesisatın kontrol edilmesinde, varsa problem gözüken yerlerin düzeltilmesinde çok büyük fayda var. Özellikle eski konutlar için kesinlikle dikkat edilmesi gereken aşamalardan bir tanesi. Tadilat sürecinde İkinci aşama temel gereksinimlerdir. Temel gereksinimler altyapıdan sonra yapılacak tadilatları içermektedir. Örneğin çerçevelerin değiştirilmesi, boyanın yapılması, yapılması gereken izolasyonlar varsa bunların yapılması temel gereksinimlerdir ve bunlar olmazsa olmazlardır. İster kiraya verecek olun, isterseniz orada yaşayacak olun. Temel gereksinimleri karşıladıktan sonra evin içine yerleştikten sonra hem altyapıda hem de temel gereksinimler aşamasında bir şey yaptırmanıza gerek kalmayacaktır. Bundan sonraki aşama ek ihtiyaçlardır. Ek ihtiyaçlar örneğin gardrop yapılması, dolapların yapılması gibi aşamaları kapsamaktadır. Ve bunlar içine yerleştikten sonra da yapılabilecek değişikliklerdir. Tadilat aşamasını 4 aşamada değerlendiriyorum. Birinci aşama ne istediğinize karar verme. Ne istediğinize karar verme aşamasında Başkalarının neler yaptığını incelemek size fikir verecektir. Özellikle Pinterest gibi web sitelerine girerek hem panoları takip edebilirsiniz hem de mekanda nasıl çözümler yapıldığını görerek fikir edinebilirsiniz. Bu ister profesyonel birisiyle çalışmak olsun, isterseniz süreci kendiniz takip edecek olun, size ve işi vereceğiniz kişilere çok fikir verecektir. Bu aşamada isteklerinizi mümkünse çizin ve yazın. Böylece işi verdiğiniz kişiler sizin ne istediğinizi daha doğru anladığı için siz de sürecin sonunda daha fazla mutlu olacaksınız. Tadilat sürecine hazırlıkta ikinci aşama tekliflerin alınması. Ne istediğinizi belirledikten sonra işi yapabileceğini düşündüğünüz firmalardan teklifler alın ve teklifleri karşılaştırın. Önemli olan firmaların teklifleri arasında aynı malzemeye yönelik olarak teklif verip verilmedi. Örneğin bir Pimapen firması 8'lik profil üzerinden teklif verirken bir diğeri 6'lık üzerinden teklif veriyor olabilir. Onun için aynı ürün için teklif aldığınızdan emin olmanız gerekiyor. Üçüncü adım teslim süresi hakkında bilgi almak ve referans toplamak. En uygun referans toplama esasında işini görmüş olduğunuz firmalardan teklif almak olacaktır. Örneğin bir yerde beğendiğiniz bir işçiliğin kimin tarafından yapıldığını öğrenerek ve o kişilerin işi nasıl yapıp yapmadığını öğrenerek o kişilere ulaşabilir ve onlardan teklif alabilirsiniz. Tadilat öncesinde dördüncü aşama tabii ki para. Yapmış olduğunuz pazarlık üzerinden firmayla ödemenin ne şekilde yapılacağını, malzeme artı ödeme, daha sonrasında iş teslim ve onunla birlikte ikinci ödeme şeklinde anlaşabilirsiniz. Böylece hem siz hem de işi yaptırdığınız firma kendini güvende hissedecektir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayanlar abone olmayı unutmasın. Bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.